Medeniyetler kentinde, İstanbul'da yine çıktık keşfetmeye diyarları. Taşı toprağa altın derken takıldık kaldık uzunca bir taşa. İnsanoğlunun taş dikmek konusundaki geleneklerini hatırladık bir an. Mezarlara dikilen, tapınaklara dikilen taşları. Güç göstergesi göklere kadar uzanan dikili taşları. Taş dikmeye bahane aranan kutlama anıtları. Taşın sırrı neyse artık birinden başlayalım istedik. O kadar uzak diyarlara gidip görmeye gerek yok bu taşları. Bu taşlardan İstanbul'da da var. Biz de kendimizi Sultanahmet Meydanı'na attık. İstanbul'un en eski anıtları arasında yer alan dikili taşın yanına geldik. Peki bu dikili taş neden dikildi? İlk nerede dikildi? Bu büyüklüğe sahip bir taş nasıl oldu da İstanbul'da yerini aldı? Bakalım bizi tozlu sayfalara götürecek bu dikili taşın hikayesi neymiş? İki kıta bir şehirden herkese merhaba. Bugün sizleri Sultanahmet Meydanı'nda karşılıyoruz. Sultanahmet Meydanı'nın güney tarafında yer alan Konstantin dikili taşı ve Theodosius dikili taşının bulundukları bu noktaya getirilişinden bahsedeceğiz bugün. Siz arkanıza rahatça yaslanın, biz anlatmaya başlayalım. Konstantin'in İstanbul'u Roma İmparatorluğu'nun başkenti ilan etmesinin ardından inşa ettiği hipodrom bugün Sultanahmet Meydanı olarak geçen bu alanda bulunuyor. Arkada görmüş olduğunuz dikili taş bilinen bir diğer adıyla Theodosius dikili taşı M.Ö. 390 yılında Roma İmparatoru 1. Theodosius tarafından Mısır'dan bulunduğu bu noktaya getirtilmiştir. Dikili taş ilk olarak Mısır Firavunu 3. Tutmosis tarafından M.Ö. 15. yüzyılda yaptırılmış ve Karnak Tapınağı'nın 7. pilonunun güneyine dikilmişti. Roma İmparatoru 2. Konstantius, M.Ö. 357 yılında dikili taşı tahta bulunuşunun 20. yılı onuruna Nil Irmağı üzerindeki İskenderiye şehrine getirtmiştir. M.Ö. 390 yılında İmparator 1. Theodosius, dikili taşı gemiyle İstanbul'a getirterek hipodromda şimdiki yerine diktirmiştir. Bizans döneminin hipodromu, Osmanlı'nın at meydanı Sultanahmet'in ortasında yüzyıllara meydan okumaya devam etmiştir dikili taş. Obelisk sütununun Marmara sahilinden Sultanahmet Meydanı'na taşınması için özel raylı yollar yapıldığı anlatılır. Dilerseniz dikili taşın ne olduğundan bahsedelim. Dikili taş bilinen bir diğer adıyla obelisk, yüksek, daire veya dörtkenarlı yukarı doğru sivrilen anıtsal taşlardır. Antik dikili taşların en önemli özelliği tek bir taştan yapılıyor olmasıdır. Genelde bir olayı veya bir kişiyi anmak adına dikilen bu taş anıtlar güneş tanrısı Ra'yı sembolize etmektedir ve antik Mısır mimarisinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Eski Mısır'dan günümüze gelen neredeyse bütün dikili taşlar, Güney Mısır'ın Assuan kentindeki ocaklardan çıkartılan granitten yapılmıştır. Eski Mısır'da devasa bir heykel ya da anıt yapımı için granit gibi büyük yekpare bir taşın bulunup yerinden sökülmesi büyük ve zorlu bir görev olmuştur. Çünkü içi kırık olmayan, çatlaksız büyük bir bloğun ortaya çıkartılması oldukça zor bir iş olmuştur ve bir sağlam taş için sayısızca deneme gerekir. Dikili taşlar antik Mısır'da simgesel olarak yeryüzünde ve ölümden sonraki yaşamlarında firavunlara enerji veren bir anıt olarak görülürmüş.
Eski Mısırlıların inanış biçimlerine göre milyonlarca yıl devam edecek bu yaşam, göklere doğru yükselen ve tepesindeki granit şeklindeki üç noktada altın ya da elektrumdan yapılmış şapka biçiminde bir örtü bulunan dikili taş, simgesel olarak güneşten aldığı enerjiyi öteki alemdeki firavunun ruhuna iletilen bir aracı olarak görülürmüş. Dikili taşların göklere kadar yükselmesi de bu nedenliymiş. Günümüze ulaşabilmiş bilinen 27 antik Mısır dikili taşı vardır. Romalılar dikili taşlara büyük bir ilgi duymuşlardır. Bugün Roma'da, Mısır'da kalanlardan daha fazla dikili taş mevcuttur. Aslında bunların çoğu Roma döneminin bitişiyle yıkılmış, daha sonra farklı yerlerde yeniden dikilmişlerdir. Roma dışındaki en ünlü dikili taşlar Londra ve New York'ta bulunan ve Kleopatra'nın iğneleri olarak anılan bir çift dikili taştır. Dikili taş 20 metre uzunluğundadır ama orijinal boyutu 35 metreydi. Ancak bu kadar büyük 200 tonluk bir dikili taşı İstanbul'a getirmek pek kolay olmamıştı. Getirilirken bir kısmı kırılmıştı ve kırılan parçasının ne olduğu bilinmemekteydi. Dikili taşın mermer kaidelerinde kabartmalı süslemeler bulunmaktadır. Mermer kaidenin bir bölümünde dikili taşın Mısır'dan İstanbul'a getirilişi ve bulunduğu bu noktaya dikilişi resmedilirken diğer tarafta da meclis anlatılmaktadır. Taşı İstanbul'a getirtilmeye karar verildi ama 200 tonluk bir dikili taşı İstanbul'a getirmek o kadar da kolay değildi. Bu nedenle onu temsilen bir örme dikili taş yapılmaya karar verildi. Yapım tarihi tam belirli olmamakla birlikte 10. yüzyılda 7. Konstantin tarafından tamir edilmesi üzerine Konstantin dikili taşı olarak anılmaya başlandı. Dikili taşının hemen yanında bulunan örme dikili taş 32 metre uzunluğunda ve kesme taştan yapılmıştır. O tarihlerde örme dikili taş, söylendiğine göre 7. Konstantinos'un dedesi 1. Basileios'un zaferlerini resmeden yaldızlı tunç plakalarla kaplıydı. Ayrıca dikili taşın üstünde bir küre bulunmaktaydı. Ancak söylentilere göre 4. Haçlı seferleri sırasında yaldızlı tunç plakalar Haçlılar tarafından çalınmış ve eritilmişti. Büyük seyyahımız Katip Çelebi ünlü seyahatnamesinde Sultanahmet'te At Meydanı'nın ortasında yükselen Mısır dikili taşının tılsımlı olduğunu ve İstanbul'u afetlerden koruduğunu yazmıştır. İstanbul'a özdeşmiş, yüzyıllardan beri şehri süsleyen tılsımlı anıt, Nil Vadisi sınırları dışında kalan, dünyadaki 5 büyük Mısır dikili taşlarından biri olarak şanını korur. Tarih boyunca kendi topraklarından çok uzaklara taşınıp götürülmüş olan bu ünlü dikili taşlar, sırayla Roma, İstanbul, Paris, Londra ve New York metropollerinde yüzyıllara meydan okurcasına varlıklarını sürdürmeye devam etmektedir. Sultanahmet Meydanı'ndan örme ve dikili taş manzarasıyla sizlere veda ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi İstanbul, eğer onu yaşayabiliyorsanız güzel. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.